Merhabalar. Yeğenim Cemil, Aynur'la mutluluk hesapları yapıyor. Güdürüm Cihat felç geçirdi, çok üzüldük. Eda ve Oğuz'a gelince üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar. Biz de emlakçılığı öğrenmeye başladık. Hüsnü Bey'in 6 ay sonra yıktırıp yerine apartman yaptıracağı eski konağı yaşlı bir teyzeye kiraladık. Yaptığımız kontrata rağmen Hüsnü Bey caymaya kalkınca ortalık karıştı. Hele şükür açıyor. Siz burada... Aa, yoksa siz bu teyzeyi tanıyorsunuz mu? Tanırlar, tanımaz olurlar mı? Bu yeğenim Çağla, bu da hayırsız damat. Ne kadar büyük tesadüf yani. Yeğeniniz ile damadınızın evini kiralamışsınız meğer. Hayır, o ev onların değil, benim evim burası. Yani şimdi siz kendi evinizi mi kiraladınız yani? Evet. Ah halacığım, ah yaşlılık işte. Ev tabii ki bizim efendim. Ama bakın beyefendi diyor ki ev bizim. Bal gibi bu ev benim. Halacığım, sen bu evi Çağla ile ikimize verdin ya satalım diye. Unuttu herhalde. Öyle değil mi Çağla? Aşk olsun halacığım, unuttun demek. Yaş durumu işte maalesef. Ya, sana öyle geliyor. Benim aklım başımda, bunamadım da. Siz ikiniz beraber bir olup güzel vekaletnameyi imzalattınız. Beni de dışarıya atmak için her türlü şeyi yapıyorsunuz. Beni kandırıyorsunuz. Bak gördün mü? Bu işte yaptı. Biz bu işi kıvıramayacağız, anladın mı? Aman Oktay, ne çabuk pes ediyorsun? Ya ne demek ne çabuk pes ediyorsun? Aradılar mı? Aramadılar. Kesinlikle de aramayacaklar. Başarısızız, başarısız. Ya şu ana kadar olumlu ya da olumsuz haber için arayan olmadı ki karalar bağlayıp ağlayıp ofluyorsun. Babam haklı kardeşim, babam haklı. Hiçbir işi beceremiyoruz biz. Pardon, çoğul konuştum, tekil konuşmam lazım. Ben hiçbir işi beceremiyorum. Oktay Azerbaylıoğlu hiçbir işi anlamıyor. Evet. İş bitiricilik bende sıfır. Evet evet, böyle konuşmaya devam et. Konuşmaya devam et, benim moralimde boz. Beraber oturup ağlaşalım. Ya bırak, aa, bırak senin Allah'ını seversen ya. Bırak ya. Kandırmak mı? E bunlar nasıl kandırdılar peki sizi teyzecik? Ne bileyim kızım. Siz olsanız yeğeninizle kocasının böyle bir kötülük yapacağını düşünebilir miydiniz? Aşk olsun Allah. Aşk olsun. Yapmayın Allah aşkına. Bakın gerçekten zor durumda bırakıyorsunuz bizi. Çağla bir şey söylesene halana. Bak gerçekten kalbim kırılıyor artık. Yani halacığım biz senin kötülüğünü ister miyiz? Sen bize demedin mi bu konağı alın, satın, savun. Ne istiyorsanız onu yapın. Demedin mi? Elimizde hala hanımın verdiği vekaletname var. Ben sizin sözünüze güvenip burayı yıktırıp inşaat yaptırmak için harekete geçtim. Bir dolu insanla konuştum. Konağı bir an önce boşaltırsan çok iyi olur halacığım. Benim hayatım. Ne bu halin? Karadeniz'e gemileri mi batlıyorsun? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Olmayan ne? Beceremiyorum Özlem. Ben bu işi beceremiyorum. Yok ki. Görüyor musun senin ihtiyar keçini yaptığını? Aklı sıra konağı yıktırıp yerine inşaat yapmamı engelleyecek. Bu karamsar tavırlarınla babanın haklı çıkardığını farkında değilsin. Ya ailesi iştir, kişinin lafa bakılmaz diye bir söz var. Biliyor musun he? Mal ortada. Biz bir işi beceremiyoruz. Buyuz biz. Çok sabırsızsın. Canım her şey bir an evvel olup bitsin ister, bilmiyor musun? Aa ya. Evet. Hemen bağla kızım, bağla bağla bağla. Evet, ben Oktay. Aa siz misiniz? Ya biz de umudu kesmiştik sizden. Yani şey, hayır tabii hayır. Biz de sizinle çalışmayı istiyoruz tabii ki. Hayır bir şey o, 3 yıllığına mı? Ya ya ya, bizim için de uygun tabii tabii. Ben hemen kargoyla yolluyorum dosyaları size. Yarın da imzayı atarız. Oldu. Tamam. Ha bu arada Selin'in de selamı var. Saygılar efendim. Saygılar. Saygılar. Hoşçakalın. İyi günler, iyi günler. Kes, kes, kes! Çak, 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 çak! Çak, çak kardeşim, çak! İşte bu, işte bu. Bütün Kuzey Avrupa bizden sorulur bundan sonra. Bir numarayız! İyi işittin Oktay. Kesinlikle. Soğulun, geliyoruz. İsveç, Belçika, Hollanda, Danimarka. Akdeniz, Karadeniz, Marmara. Hoş geldiniz Ankara. Bu güzel haberi hemen babama vermek için. Yok yok. Hadi bırak abi, bırak bırak. Hazırlanın gidiyoruz. Sağ olun, geliyoruz. Avrupa, Avrupa duy sesimizi. Bu gelen Oktay'ın ayak sesleri. Lay 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 lay. İki yüzlü. Sazıkar.
Kusura bakma teyzeciğim, kendimi tutamıyorum. Uyuştu, kendini tutamıyorsan ama dur burada. Başım döndü yürümenden. Doğru dürüst düşünemiyoruz kocam. Ya Helgacığım, öyle söyleme be, öyle söyleme. Ya teyzeciğim, sen nasıl böyle vekaletname verirsin bu zırta basa? Güzelim konağı yıkacak, yerine apartman yapacak herif. Oldu bir kere oğlum, ne yapayım? Neyse canım, ahbak yapmayalım. Yani kuru gürültüye pabuç bırakacağız mı biz yani? Ah yavrum, ben bu köşkte doğdum. Bütün hayatım bu köşkte geçti. Rahmetliyle o bayramlar, o güzel günler. Esasında benim çok malım mülküm var ama hiçbirinde gözüm yok. Bu evi yıkılıncaya kadar ben burada kalacağım, bu evde kalacağım. Allah korusun canım, inşallah maşallah böyle bir durum olmayacak. Eğer ben de bu Ali Cengiz oyununu bozmazsam bana da yuh olsun. Yoksa aklına gelen bir şey mi var, bir çare mi buldun Rüştü? Bana yardım edin, sizlerden başka güveneceğim hiç kimsem yok. Ne kadar pahalıymış yani. Alışverişe çıkmadığın için dünyadan bir habersin tabii topçu. Yani sen de 18'e gidince direkt çekiyorsun, hiç affetmiyorsun. Asla affetme. Oh. Ay. Oo topçu. Ne haber? Hayk abi nasılsın ya? İyiyim, iyiyim. Abi neredesin? Ben de. Aa bak tanıştırayım karım. Merhaba. Eda. Evlendin ha? Evlendik ya. Nasılsın abi? İyi vallahi, ne olsun. Hiç arayıp sormuyorsun. Abi senin telefonun yok ki bende. Ne yapıyorsun sen şimdi? Beni bu numaradan bulabilirsin. Aa bu ne ya? Hanımla birlikte işte bir kast ajansı kurduk. Yapma böyle ya. Filmlere, reklamlara, mankenlere, oyuncular falan gönderiyoruz. Ha, helal olsun vallahi. Bir çayını içmeye gelirim artık. Beklerim tabii, her zaman beraber gelin. İyi günler. İyi günler. Şimdi bu bizim Faik abi Beşiktaş'ta oynuyordu. Kaleciydi. Çok iyiydi. Sonra gece hayatına falan kapılınca bunun biletini kestiler. Olacağı oymuş işte. Ne yapıyoruz şimdi? Nereye gidiyoruz? İstikamet, kuru temizlemeci. De hadi gidelim. Hadi gidelim. Nasıl olayım hayatım? İyiyim. Döndü. Yok canım, sabit olmuş sayılmaz bu. Yani sadece bir deneme. Yani güvenini kazanırsa burada kalmaya devam edecek. Ama ufacık bir hatasını bile görürsem, bir daha affetmem çok zor. Ben geldim hayatım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi Cemil gelmiş Cemil. Ben seni ararım sonra, tamam mı? Hadi hoşça kal, öpüyorum. Of. Ha Helgacığım. Ne? Sen şu ofisin anahtarlarını bir al. Ha. Ben doğru avukata gideceğim. Belki şu konağı kurtarmak için avukat bize bir akıl verir. Ya ben de gelseydim seninle. Yok 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 yok. Sen doğru ofise git. Olur ya, müşteri falan gelir. Hani. Ya Rüştü, inşallah maşallah bir şey bulursun da kurtarırız şu konağı. Vallahi avukat iyi bir şeyler söylerse herhalde kurtarırız. Hadi. Üzülüyorum yani. Üzülme üzülme. Ne iyi oldu da buraya geldik. Evde tek başıma otur otur sıkıntıdan patladım ya. Hadi söyle babana. Ya söyleriz tamam. Hadi. Ne söyleyecek bana? Size müthiş bir haberimiz var. Baba, İsveç'teki şirket var ya, hani Kuzey Avrupa'yı elinde tutan. Ha anladım. 3 sene evvel bizi geri çevirmişlerdi. Ama bu sefer geri çevirmediler. 3 senelik bir sözleşme imzaladık. Sözleşme mi imzaladı? Nasıl becerdiniz onu ya? Becerdik işte. Bravo size, bravo. Biliyordum senin zaten bu işleri becereceğini. Hiçbir zaman şüphem olmadı. Armut dibine düşer derler. Herhalde. Bir kalkabilsem sana sarılacağım yavrum be. Olsun, onları masanın üstüne koy, ben sonra yerleştiririm. Tamam, ben böyle bırakıyorum. Tamam canım. Keşke Faik abiye söyleseydin. Neyi söyleseydin? İşte beni de kullansın şöyle dizi, reklam, televizyon filmleri falan. Aa, ya üniversite sınavından vaz mı geçtin? Canım öyle bir şey söylemedim ki ben. İkinci bir iş olsun diye. Oğuz aşk olsun. Hani birbirimize söz vermiştik. Beraber aynı üniversiteye gidecektik. İnanın şu anda mutlulukla ne diyeceğimi bilemiyorum. Baba bir şey demene gerek yok. Yorma kendini. Ya benim karnım acıktı. Başka acıkan var mı? Ben de acıktım. Şuradan bir şeyler alayım. Tost most isteyen var mı? İyi tamam, ben ne alırsan yerim. Ben de seninle geleyim. Bir dakika baba, sen bir şey yer misin? Yok yok, ben bir şey istemiyorum. Tamam, hemen geliyoruz. Tamam. Baba şuraya gelmişiz. Gelinim burada, ben buradayım. Bir şey yemem diyorsun. Bari bir şey iç. Evladım büfede
bulunmaz ki. Ama hadi değişiklik olsun. Hatırın için bir kola da ben içeyim. Tamam peki. Özlem. Ya bir dakika durun. Selin. Özlem. Babama bir kola alsanıza. Kola mı dedi? Evet. Ya kola be kızım, kola. Ya kola. Baban gidiyor. Oktay, babanı yakala. Baba! Oktay! Hayır lan! Oktay! Oktay! Baba! Sen onu tut! Baba! Baba! Çok özür dilerim. Birden elimden kaçtı. Özür dilerim. Ulan denize düşürdüm. Gelsin bir dikine. Çok özür dilerim. Birden elimden kaçtı. Hadi kalk. Ulan elim acı diyorsun. Gel yardım edin be. Ters yok. Onu mu tutma ulan bırak. Tamam. Gel elim bırak. Tamam gel böyle. Sanki kendi derdin yok. Bir de başkalarının derdine. Çare bulmaya uğraşıp. Ama değer be. Değer. O damat bozulmuş olacak teyüz, kalkmış kadıncağızın elinden evi almaya uğraşıyor. Bak sen şu cebe, ha, tarih seni yedirirlerdi sana. Terbiyesiz herif. Neyse. Ama ben de sana o evi yedirmeyeceğim ulan. Yedirmeyeceğim. Bunun elbette bir çaresini bulacağım. Bulamazsan avukat bulacak. Üçlük hocam. Geliyorum Ergacığım, geliyorum. Helgacığım, sana harika haberlerim var. Hayırdır diyeceksin ne başarılı? Sadiye teyzenin konağı kurtulacak. Ay sahi mi? Aslan kocam, bravo sana. Bizim avukat Cevat var ya, ona kontratı gösterdim. Dedi ki bu kontratta hiçbir şey yapamazlar kardeşim. 6 ay bu evde aslanlar gibi paşa paşa oturur dedi. Ay yarın sabahleyin erkenden gideyim teyzeciye bir sarılayım, bu haberi vereyim. Aslansın be Rüştüm. Vallahi aslansın sen. Sen de aslansın Helgacığım da avukat Cevat bu işin peşini bırakmaz. Tuttuğunu koparır vallahi biliyor musun? İnşallah, maşallah. Alo, abi, Faik abi. Nasılsın abi? Ben Oğuz abi. Nasıl? İyiyim abi. Abi hani sen şey demiştin ya, bu reklam filmleri, televizyon falan hani... Gel bir şansını dene demiştin ya, ben gelsem acaba... Tabii abi, ne zaman geleyim? Abi sağ ol be, vallahi büyüksün abi. Sağ ol. Tamam o zaman, görüşürüz abi. Oğuz, cep telefonumu gördün mü? Yok hayatım, burada yok. Yatak odasına baktın mı? Ya baktım, orada da bulamadım. Acaba bir yerde mi unuttum? Of. Aa, tuvalette unutmuşsun. Buradaymış. Dur ben sana vereyim. Al canım. Sağ ol canım. Eda, sence ben yakışıklı mıyım? Ricky Martin benden daha yakışıklı. Gerçi takımdaki arkadaşlar beni Leonardo DiCaprio'ya benzetirlerdi. Oğuz, orada abuk subuk konuşacağına gel de bana yardım et. Ya ben bu sayısal testin içinden çıkamıyorum ya. Yine kafam karıştı. Bak şimdi diyor ki, Ahmet parasının önce 1/6'sını sonra da kalanın 3/5'ini harcıyorum. Geriye 50 bin lira kaldığına göre ne kadar harcamıştır Ahmet? Ne bileyim ben? Hayatım çok basit. Bir dakika ver, ben sana göstereceğim şimdi. Bir türlü alışamadım şey ayeti. En iyisi bir tane viteslisini yaptım ya. Hadi tam sırası. Baba, biz düşündük, daha doğrusu gelinim Özlem bunu önerdi. Sizin bizim eve yerleşmenizin daha doğru olacağına karar verdik. O niye? Belin nasıl? Hatırlatma Aynur. Sızım diyor. Bak istersen içeride yatabilirsin. Sen nerede yatacaksın Aynur? Hayır, belin ağrıyor diye söylüyorum. Hem midem de kötü dedin. Yani burada kalırsan daha çok üşüteceksin. Sen bilirsin yani, istersen içeride yatabilirsin. İkimiz mi? Ne var bunda? Tabii ki. Oğlum manyak olma. Sakın ha. Ne demişti sana Aynur? Yatak odasından içeri adımını atarsan kapı önüne koyarım seni dememiş miydi? Yatmışsın buraya. Yok, ben seninle yatmayayım Aynur. Niye ki? Midemi üşütmüştüm ya, cırcır olmuşum. Şimdi gide bir kalkarım, senin uykunu bölerim. En iyisi ben burada yatayım. İyi, sen bilirsin.
bence burada kalmanız doğru olmaz. Hem Allah korusun, şu sandalyeden düşseniz kim kaldıracak sizi? Ben. Yani kendi kendime kalkmaya çalışacağım. Oğlum canım Öşe, ya hadi baba gel bize işte, kırma bizi, ne olacak ki ya? Canım, bizim evimiz sizinki kadar gösterişli, lüks değil ama... Bu güzel teklifiniz beni ziyadesiyle duygulandırdı ama... Çocuklar, insanın evi gibisi de yok yani. Yani şimdi şu da var. Biz de gelip buraya yerleşebiliriz. Tabii isterseniz. Siz geleceksiniz. Yani iyi fikir ama yine de ben sizi evinizden alıkoymak istemem. Ne de olsa sizler genç bir karı kocasınız yani. Allah Allah. Eski Cemil yoktan yatağa girmişti bile. Bir insan bu kadar değişir. Ama numara yapsa anlardım. Helal olsun Cemil. Sen kazandın. Cemil. Cemil. Kahvaltı hazır. Hadi kalk artık. Cemil. Cemil. Ay, bir yerin acıyacak. Yavaş. Benim. Aynur benim. Ben sana burada yatma dedim değil mi? Aynur benim tutulmuş Aynur. İçeride yatsaydın ağam gibi bunlar olmazdı. Ya içeri geleyim de sonra beni kapı dışarı et değil mi? Yok hayvan terli Aynur. Hayvan terli. Yok ben senin koyduğun kurallara uyacağım. Artık deneme bitti. Kural mural yok yani. Ben gördüğüm kadarıyla sen gerçekten çok değişmişsin. Yok Balbadem. Cemil artık asla hata yapmayacak. Deneme bitti diyorum sana. Bak Aynur, seni o kadar çok seviyorum ki... ...hata yapıp tekrar seni kaybetmekten çok korkuyorum. Bak, tekrar eski yaşantımıza dönebiliriz. Tabii eğer hala benimle evlenmek istiyorsan. Ciddi misin? İnan çok ciddiyim. Yani eski mutlu günlerimize dönüyoruz ha? Yemin et. Vallahi. Yok. Ben şimdi seni öpmek isteyeceğim. Elini tutmak isteyeceğim. Sarılmak isteyeceğim. Sen değişmemişsin Cemil diyeceksin. Ne şart koymuştuk Cemil diyeceksin. Sonra tak sepeti koluna, herkes yoluna diyeceksin değil mi Aynur? Cemil, galiba ben de seni hala eskisi kadar seviyorum. Yani ellerini tutabilir miyim? Saçını okşayabilir miyim? Öpebilir miyim? Teşekkür ederim. Kahveyi zahmet yaptınız. Afiyet olsun kızım. Biliyorsunuz mu? Bu Helga'nın size çok güzel havadisleri var. Benim kocam Müştü var ya, avukatıyla konuşmuş. Kontratayı inceletmiş. Avukat demiş ki 6 ay kimse o teyzeciyi oradan çıkartamaz. 6 ay sizi buradan çıkartamıyorlar, korkmayın. 6 ay sonra ne olacak kızım? Benim bütün hayallerim, bütün her şeyim, umutlarım 6 ayın içinde silinemez ki. Nasıl kızıyorum biliyorsunuz mu? Sizin gibi nur yüzlü bir teyzeciye bunu, bu kötülüğü nasıl yapabilebiliyorlar? Üstelik de öz kanınızdan yeğeninizdi. Ah benim yeğenim. Esasında iyi kızdır. Ama o kocasının tesiri altında. Hep onun dediklerini yapıyor. İyidir, fena değildir. O zaman ona da üzülmeyin. Günün birinde gelip sizden özür dileyecek, af dileyecektir mutlaka. İnşallah. O kocası olacak adam var ya, beni buradan atmak için elinden ne geliyorsa yapacaktır ha. Evet. Ankara'daki işlerini halletmiş. Bu güzel konağı yıkıp yerine bu yeni binalar var ya, onlardan yapacakmış adam. Aa, işte onu yapamaz canım. Neden? Çünkü burası tarihi konak. Koruma altında. O zaman biz niçin üzülüyoruz? Demek ki bir şey yapamaz. Mesele yok. O namussuz adam var ya. Beni buradan çıkartmak için elinden ne geliyorsa yapıyor. Ne geliyorsa. Evet. Benim de gözüm hiç tutmuyor o adamı. Babacığım, tanıştırayım Profesör Besim Bey. Babam. Memnun oldum. Merhaba.
Bomba oldu, bomba. Hayatım, ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Aa, bu ne şıklık böyle? Şey, Murat Hoca aradı da demin dedi hiç gelmiyorsun falan, ayıp oluyor. Ben de bir gidip uğrayayım dedim. İyi de Murat Hoca'ya göre biraz şık giyinmemiş misin? Canım, ne giysek yakışıyor yani. E sen ceket giymeyi de sevmezdin Oğuz. Neyse ben gideyim artık. Görüşürüz sonra. Karını öpmeyecek misin? Akşama görüşürüz. Güle güle. Bu akşam muhteşem olacak hayatım. Dayımlara haber vereceğim. Senin istediğin bir şey var mı? Yok yok. Macit dayıları davet etmeyi unutma yalnız. Unutur muyum hiç? Unutur muyum? Gel. Hadi bay bay de. Bay bay. Bay bay. Bay 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 bay. Şey hissediyor musunuz? Yo, hiçbir şey hissetmiyorum. Karıncalama var mı? Hayır, hiçbir şey yok. Yok mu? Yok yok. Parmaklarınıza bakayım. Bir şey hissediyor musunuz? Hayır, asla. Hiçbir şey hissetmiyorum yani. Bir çevirelim, bir yardımcı olun. Nasıl? Çevirelim. Füsür düştü. Peki. Özür dilerim baba. Ben bakamayacağım. Bir şey hissediyor musun? Bir şey hissediyorum. Biraz daha hızlı vursak belki o zaman hisseder. Yok. Ah, hissetmiyorum. Bir daha yardımcı olun, bir çevirelim. Bir daha mı çeviriyorsunuz? Evet. Böyle, böyle bir şey. Evet. Tamam. Bu arada üstümde kalmasın, sana da çok teşekkür etti ve selam söyledi. Getirip götüren sağ olsun. Tamam. İnsanı görmedi be Helga'cığım. En güzel insanlar topluluğu. Size harika bir haberim var. Şu görmüş olduğunuz yiğeniniz tekrar dünyaya bırakılıyor. Ne o Cemil? Gene evleniyorsun mu yoksa? Evet, evleniyoruz. Bu gece çok özel bir gece olacak. Oh my god. Tebrik ederim. Çok güzel. Nihayet muradına erdin ha. Ayıp ettin be dayı. Cemil Çakı'dan kaçar mı anasını satayım? İnsan elindeki değerleri kaybettikten sonra anlıyor. Acısı insanı yavaş yavaş delip geçerken o geçmişte kalan güzelliklere işte o zaman hasret duyuyor. Ve işte o zaman elindeki değerlerin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar güzel olduğunu, ne kadar mutluluk verdiğini işte o zaman anlıyor. Yapacaksınız. Boynunuzdaki ve omurilinizdeki sinirleri kontrol edeceğim. Ya boşuna uğraşmayın doktor. Hiçbir şey hissetmiyorum. Belinizden su alacağım. Nasıl yani? Şırıngayla. Oha! Nasıl olsa bir şey hissetmeyeceksiniz. Korkmanıza gerek yok. Ben iyiden çok korkarım. Ben çok korkarım. İyiden korkarım ben. Aman. Bakın görüyor musunuz ne güzel iyileştim birdenbire, iyileştim. Jimnastik bile yapabiliyorum. Bu akşam koşarım, beni kimse tutamaz. Mucize bu, mucize. Helga yengem be, bugüne kadar bana çok iyilik yaptın. Bugün de bir iyilik etmem mümkün mü acaba? Aşk olsun kızarım bu lafına. Ben seni çok severim, eğer yapabilebileceğim bir şeyse tabii neden? Benim akşam için hazırlık yapmam gerekiyor. Yani diyorum ahaliye bir haber versem, bu görevi üstlensem diyorum. Oğlum ne ahalisi, ahaliden kastın ne senin? Ya. Macit amcamlar, ne bileyim Oğuz, Özlem, onlar mı? Aman ya. Ben haber veririm, o görevi aldım. Tamam, ben arayacağım. Bu gece çok muhteşem bir gece olacak. Limiz içki, eğlence, sabah kadar dans, dans, dans. Eğlence, dans, eğlence, dans, 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 dans. Sabahın kadar, milletsiz içkin ayı. Ya, şuna bak be.
Mutluluktan neredeyse kara takım uçacak herif. Bizim Aynur az süründürmedi. Bu erkek milletine öyle lazımdır işte. Bak görsün anlasın kadının değerini kerata. Daha önce bir deneyimiz var mı? Yok ama küçükken müsamerede oynamıştım. Tavşan rolü vermişlerdi bana. Çok alkış almıştım. Çok iyi, evet. Çok iyi. Şöyle kalkar mısın? Şöyle gel. Çok güzel. Bana bak. Ne gibi bir rol yapmam gerekiyor? Yani senaryo falan verecek misiniz? Hiç gerek yok. Siz sorularıma cevap verin yeter. Tamam da yani şöyle oyunculuğumu göstermek isterim. Şöyle bir tiyatro falan yapsaydım yani. Boşuna yorulmayın, devam edin. Yani siz bilirsiniz. Stüdyo nerede çekeceğiz? Çekiyoruz ya, görmüyor musun? Çekim mi diyorsunuz? Bana işimi siz mi öğreteceksiniz? Oğuz. Eda. Bana yalan söyledin ha. Murat Hoca'ya gidiyorum dedim ve buraya geldin öyle mi? Murat Hoca'ya gidecektim gelirken Faik abi... Bir daha sana inanırsam. Çekilme sen de ne çekiyorsun? Bir dakika ya Eda ya. Eda bir şey söyle. Konağı kaybedersek yanarız. Anlıyor musun beni? Halamı düşünüyorum. Bırak halanı düşünmeyi de biraz da bizi düşün. O konağın yerine iş merkezini kurarsak zengin oluruz. Anladın mı? Anlıyorum da halam... Bir daha halandan bahsedersen çeker giderim Çağla. Anladın mı? Tamam. Kim miyim? Bu alçağın karnında çocukla terk ettiği kadınım. Bu bebeğin babası o. Doğru mu söylüyor Cemil? Cemil tanıyor musun bu kadını sen? Üşütmüş saç... Üşütmüş bu kadın. Çocuğu yapıp kaçtın. Şimdi de beni tanımazdan mı geliyorsun? Parçalı... Cemil bana doğruyu söyle. Bu kadını tanıyor musun, tanımıyor musun? Cemil soruma cevap ver. Tanıyor musun, tanımıyor musun? Hayatım tanıyor gibiyim de tanımıyor gibiyim de. Yani gözüm bir yerden ısırıyor hayatım. Allah kahretsin.